Şöyle bakıyorum, yani güzel kardeşlerim var, ablalarım var. Büyük bir çoğunluğunun da yaşının benden büyük olduğunu görüyorum. Hatta şöyle baktığınızı da fark ediyorum, bunu çok görüyorum. Biraz rahatlayın diye böyle konuşuyorum bu arada. Ya bu adam kimlerden çıktı, gencecik çocuk nereden geldi falan gibi bir havada olduğunun farkındayım. Yok abi, ama şimdi siz öyle derseniz bu sefer benim bütün bundan sonra konuşacaklarımı hep planladığım senaryoyu bozacaksınız. Şöyle tamam deyin siz. Genelde böyle karşılaşıyorum. Estağfurullah. Yani genelde oluyor. Yani şöyle oluyor. Kimim ben ondan bahsedeyim biraz. Böyle birden girdim sahneye, böldüm gibi oldu. Onun için kendimden bahsedeyim hafiften. Ben Sivas doğumluyum. 87 doğumluyum. Yani 28-29 yaşındayım. Evet, benim oğlumun yaşında diyeceksiniz. İşte kardeşimin yaşında falan diyeceksiniz, biliyorum. Kitap yazıyorum. Ben de ilahiyat mezunuyum bu arada. Belki aranızda Kayseri, Sivas, o civardan olanlar vardır. Mehmet Zeki Duman ismini tanıyanlar vardır belki. Tefsirciydi, amcamdır. Rahmetli. Allah rahmet eylesin. Öyle mi hocam? Oradan da genelde bilirler amcam yüzünden beni. Ben kitap yazıyorum. 13 tane nasip oldu kitabım var. Tarihi, tasavvufi romanlar yazıyorum. Radyoda, televizyonda programlar yapıyorum. Diriliş Postası gazetesinde haftanın 2 günü yazılar yazıyorum. Türk İslam Edebiyatı'nda yüksek lisans yaptım. İşte böyle de şehir şehir dolaşıp konferanslar verip insanlara bir şekilde yani bildiklerinden fazlasını değil ama belki bir şeyleri hatırlatmaya çalışıyorum. Yaptığım iş aslında bu. Az önce söylediğim şeye de çok aşinayım. Yani 21 yaşından beri kitaplarım çıkıyor. Çok fazla karşılaştım bununla. Yani kitabı getirip oğlum bu kitabın yazarı nerede diye bana soranlar çok oldu. Ya da çok okudum bu kitabı, çok beğendim, yazarı nerede dediklerinde benim deyince bırakıp gidenler de oldu. Yani inanamadılar böyle bir şey olmaz diye. İnsanların genelde yazar deyince bekledikleri imaj, yani böyle 40 yaşının üzerinde. Yani o kısmı o kısmına hiç girmiyorum ben. Öyle bir tarafı da var, yok değil yani. Yani genç bir adamı beklemedikleri kesin ama o top sakal falan meselelerinden ondan emin değilim. Onun için çok karşılaşıyorum bunlarla. Her tarafta karşılaşıyorum. Yani beni unutup gidenler bile oldu. Yani o kadar rahatım, onun için söylüyorum bunları. Yani benim yazar olma ihtimalimi düşünmedikleri için arabayla beni değil de yanımda aslında benim menajerliğimi yapan abiyi alıp götürenler de oldu yani. Onun için estağfurullah. Yani öyle olmak için gayret ediyoruz diyelim. Yani inşallah öyle olur. Ben onun için yani buna bilerek girdim biraz. Geç kaldığımı biraz kapatmak için, yani bana kızmayın diye. Valla yani trafik vardı, biraz zorla buradan döndüm. Onun için böyle oldu. Ama herhalde affetmişsinizdir diye düşünüyorum yani. Sizinle konuşacağım bir sürü şey var aslında benim. Ama şöyle bir tarafı da var. Hocam yani eklemek istediğiniz şeyler olursa beraber Buyurun, böyle buyurun. müştereken de konuşabiliriz. Bence hiçbir problemi yok. Çok hoş. Çanakkale'yi konuşacağız dedi arkadaşlar. Esenler Belediyesi'ne bu arada teşekkür ederim. Geçen hafta da Esenler Belediyesi böyle bir organizasyonla beni Suruç'a gönderdi. Kardeş belediyesiymiş Esenler Belediyesi'nin. Ben daha önce Urfa'ya çok gittim ama Suruç'a hiç gitmedim. Bu açık değil herhalde. Ben bunu niye önümde tutuyorum ki, değil mi? Ha, açık mı? Ha, açıksa problem yok. Suruç'a gittim. Suruç'ta yani açıkçası benim gördüğüm şeyler, benim muhayyilemde en azından, yani 28-29 yaşında bir adamın muhayyilesinde çok farklı şeyler demekti. Orada bir Suriye kampı vardı. Yani 35 bine yakın insan var, Suriyeli. Yani gerçekten söylüyorum, ben yani yazıyorum bunları, anlatmaya çalışıyorum ama görmeyince farklı bir şeymiş. Yani 35 bin tane insan bir çadır kentin içinde. Yani gerçekten hiç çekinmeyeceğim, biz bize konuşuyoruz bunu ama yani cidden devlet evet çok imkan vermiş, aylık çok ciddi bütçeleri var ama nasıl olursa olsun kendi memleketleri değil, nasıl olursa olsun bir şehir değil. Ne olursa olsun o insanlar orada bir şekilde sefiller ve bu çok zor bir durum. Yani gerçekten görmek bile zordu. Sadece konferans çıkışında 2 tane kitap getirdiler imzalayalım diye. İnanamazsınız oradaki çocukların üzerimize atlayışına. Yani bir şey dağıtıyoruz zannettiler. Onu almak için çırpınıyorlar yani ama bir şey dağıtmıyoruz aslında. Yani o kadar muhtaçlar bazı şeylere. Onun için bir kere daha anladım ben kendi adıma ki biz cidden büyük devletiz. Yani büyük devletiz, büyük milletiz. Yani 100 bine yakın Suruç nüfusu var ama 50 bine yakın Suriyeli var. Yani Suruç dediğiniz İstanbul'un için, şey pardon, Urfa'nın içinde küçücük bir ilçe. Yani orada bile biz bunu böyle yaşatmışız. Onun için ben
Esenler Belediyesi'ne de bunun için teşekkür ediyorum. Yani normal şartlarda gidip de görmemiz çok mümkün olmazdı. Bugün de benim sizinle buluşmama vesile olanlar onlar aslında. Çanakkale'den bahsetmemi istediler ama siz tek başına Çanakkale'den bahsetmeyeceğim. Sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz. Çok fazla insan yetiştiriyorsunuz. Ben sadece işin bana bakan tarafıyla konuşmaya çalışacağım. Yani sizlerin benim yaşımdaki gençlerle ya da benden biraz daha küçük gençlerle karşılaştığınızı düşünerek onların yerinde bir kardeşiniz olarak ya bize şöyle anlatsanız demeye çalışarak söyleyeceğim. Bunların hepsini öyle söyleyeceğim. Meselelerin evet tarihi tarafları var. Tarihi pek çok kitap ben de yazdım, ben de okuyorum, sizler de okuyorsunuz. Ama ben hep şöyle zannediyorum. Biz meselenin sayısal ve tarihi kısmını çok anlatmaktan aslında dert edinmemiz gereken tarafını unuttuk. Yani şöyle, doğrudur. Çanakkale Savaşı çok büyük bir savaş, çok önemli bir savaş. İşte 1915 yılında oldu, çok doğru, çok güzel. Ama işin şu tarafından bakmak gerektiği kanaatindeyim ben. Bu bir dert. Yani Çanakkale dediğiniz Çanakkale'de başlayan bir şey değil. Hasbelkader nasip oldu Ahmet Yesevi ile ilgili de bir roman yazdım ben. Bunu reklam olarak da düşünebilirsiniz. Öyle de olabilir yani hiç şey de yok problem değil ama başka bir şey demek için söyleyeceğim bunu. Ahmet Yesevi ile ilgili bir roman yazdım. Ben 25 yaşındaydım o romanı yazdığımda. Ahmet Yesevi ile ilgili bir roman ilk kez yazılmıştı. Biz Türkiye'de zannettik. O sene UNESCO 2016 yılını geçen sene Ahmet Yesevi yılı seçtiğinde şunu öğrendik. Dünyada da tekmiş. Başka kimse Ahmet Yesevi ile ilgili roman yazmamış. Ha diyeceksin ki kardeşim yani bu ne enaniyet? Hayır onu demeye çalışmıyorum. Yani öyle bir tarafı varmış gibi dursa da onu demeye çalışmıyorum. Kaç senedir, yıllardır, kaç asırdır hatta. Yani hadi geçiyorum o Osmanlı dönemini geçiyorum sonrası için söylüyorum. Biz Türklükten, Türklerin Müslüman oluşundan, Müslümanlığımızdan, ümmet oluşumuzdan, buraya gelişimizden, Anadolu'ya kadar girişimizden, Malazgirt'ten sonrasından bahsettik, ettik, ettik, çok önemsedik, çok doğru. Ama bunları ilk ateşleyen adam, ki ismini hepimiz biliyoruz, bununla ilgili gençlere anlatacak bir yöntem bulup da bir kitap yazmamışız. 3-4 tane de akademik kitap var, başka da kitap yok. O zaman şunu fark ettim ben, yani kendi adıma söylüyorum bunları. Bir şey anlatacaksam, bir şey söyleyeceksem, insanlar benim yazdığımı okuyup da bir şey anlayacaksa, anladıkları şeyin ya da anlatmaya çalıştığım şeyin benden daha büyük olması çok çok fazla gerekiyor diye düşündüm. Ahmet Yesevi ismini duymaları bile benim için açıkçası maksadın hasıl olması demek. Çok önemli bir adam. Buraya kadar gelmemiz de önemli. Çanakkale dediğimde bence oradan başlar işte. Onun için anlatıyorum bunu. Ahmet Yesevi şöyle bir adam. Bozkır'ın ortasında yaşamış. Bu arada sıkılırsanız söyleyebilirsiniz. Yani ona göre meseleyi böyle biraz daha çevirebilirim. Bozkır'ın ortasında yaşamış. Türkler Müslüman nasıl oldular diye anlatıldığında işte savaşla oldular falan dedikleri şeyler de çoğu gerçekçi değil. Yani onları biraz zorla anlattılar hocam bize. Şöyle, ben de yakın bir zamanda öğrendim. Kırgızistan'da bir tepe var böyle. Hangi şehir olduğunu unuttum şimdi. Tepe. Tepenin bir yamacı komple mezar ve hepsi sahabe mezarı. Yani sahabeler çıkıp Türkleri Müslüman etmek için oraya kadar gelmişler. Şah-ı Zinde var. Bilmiyorum biliyorsunuzdur, ismen duymuşsunuzdur. Şah-ı Zinde Kusem bin Abbas aslında. Şah-ı Zinde ölmeyen sultan demek. Peygamber Efendimizin amcasının oğlu. Mezarı Semerkant'ta. Yani oraya kadar çıkıp gelmiş, Türkleri Müslüman etmek için. Tabii ki bunun siyasi tarafları da var. O dönem Emeviler çok baskı yapmış falan. Bunlar var. Ama başka bir yere de gidebilirdi, buraya gelmiş. Yani Türkler öyle rastgele Müslüman olmamışlar. Bir dertle Müslüman olmuşlar. Oldukları dert de şu. Zaten savaşçı bir millet biliyorsunuz. Yani mümkün olduğunca savaşıp toprak almaya ileri gitmeye çalışıyorlar. Ama Müslüman olunca şunu anlamış, şunu kazanmışlar. Savaşıyoruz ama savaştığımızın bir anlamı var. Ne bu? Cihat. Ölürsek ne olacak? Şehidiz. O zaman da cennete gideriz. Bir anlam kazanmış. Çok büyük bir anlam kazanmış. Ve Ahmet Yesevi bütün dervişlerini, o giden obalar Diriliş Ertuğrul bilmiyorum izliyor musunuz? Ben hayranlıkla izliyorum. Giden obaların başına, hepsinin başına bir Yesevi dervişi vermiş. Hepsinin başında bir Yesevi dervişi var. Bu adamlar yeri geldiğinde savaşçılar, yeri geldiğinde tüccarlar, yeri geldiğinde din adamları. Dini de anlatıyorlar, ticaret de yapıyorlar. Eğer savaş olursa savaşıyorlar da. Ve bu bütün obada artık o zaman kimse bu obanın başı, hepsine dini anlamda bir mefkure de veriyor. İleri gideceksiniz. Atınızın gidebildiği her yer sizindir. Ne bileyim ezan sesinin duyulmadığı şehirler özgür, hür şehirler değildir. Ezan sesini duyuracaksınız orada.
Gidersiniz, daha ileri gidemezsiniz de orada öleceksiniz, mezarınız orada konacak. Siz değilse sizin soyunuzdan gelenler sizi orada bulacaklar, orası vatan olacak. Mantık bu. Bunu herkese anlatıyor. Parantez içinde şöyle bir hikayesini anlatayım bunun. Ertuğrul Gazi, obasıyla beraber giderken Anadolu'nun içlerine, Malazgirt'ten sonra, Ankara civarında bir savaşla karşılaşıyor. Bir su var mıdır Ahmet kardeşim ya? Bir savaşla karşılaşıyor. Bir taraftakiler Allah Allah diye bağırıyorlar. Anlıyor ki Müslüman bunlar. Bir taraftakiler de işte anlamadıkları bir dilde bağırıyorlar ama düşman olanlar, yani Müslüman olmayanlar galip gelecek neredeyse. Öyle olduğunu görünce tarih kitabında aynen şöyle yazıyor o zamanı yazan kitapta. Müslümanların yenildiğini fark edince hiç düşünmeden kılıçlarını alıp savaşa girdiler diyor. Direkt giriyorlar savaşa. O ki Müslümanlar yeniliyor, biz yardımcı oluruz. Cidden de bunlar savaşa girince Moğollarmış bir tarafta savaşanlar, diğer taraftakiler Selçuklu. Moğollar ne yapacağını şaşırıyor, tam arada sıkışıyorlar. Savaşı gerçekten de Selçuklu kazanıyor. Alaaddin Keykubat'ta bir tepenin üzerinde savaşı seyredermiş. Bu gelen kuvveti görünce diyor ki kim bunlar? Getirin bunları, bir getirin bakalım, gelsinler. Geliyorlar. Selamünaleyküm, aleykümselam. Siz kimsiniz diyor ya. Hızır gibi yetiştiniz, bizi kurtardınız. Öyle deyince Ertuğrul Gazi diyor ki ben Kayı Obası'ndan Ertuğrul'um. Bunlar da benim obam. Onlarla beraber sizin işte mağlup olduğunuzu gördük. Müslüman mağlup olmasın diye savaşa girdik. Eyvallah. Hocam zahmet etmeyin, estağfurullah. Tamam, ne güzel ettiniz de hoş geldiniz. Şimdi siz bize bu kadar yardım ettiniz. Şimdi bizden ne isterseniz, neresini isterseniz orayı size verelim diyor. Öyle deyince tabii evet, Söğüt ve Domaniç çevresini alıyorlar ama Ertuğrul Gazi'nin ilk söylediği cümle bu değil. Ertuğrul Gazi Söğüt ve Domaniç'i bilmiyor ki. Yani Söğüt ve Domaniç nerede, adamın öyle bir dünyası yok. Hayatında Söğüt'ü Domaniç'i görmemiş. Yanındaki Yesevi dervişinin telkiniyle aynen şöyle diyor. Biz denizi aşacağız, devlet olacağız. Bunu bilerek anlattım. Bu adam hayatında deniz görmemiş. Denizi aşacağız, devlet olacağız dediği yer İstanbul. İstanbul'un neresi olduğunu bile bilmiyor. Ve dediğim gibi deniz nerede, İstanbul nerede, bunlarla ilgili hiçbir fikri yok. Ama bir hayali var. İstanbul'a gideceğiz, alacağız. İsmini İstanbul olarak bilmese bile. Ayasofya ile Ahmet Yesevi'nin ne alakası var mesela diyebilirsiniz. 1000 yıl öncesinde, ama çok alakası var. Çok fazla alakası var. Malazgirt Savaşı yapıldığında Yesevi dervişlerinden birkaç tanesini, bunu da parantezinde söylüyorum. Çanakkale bu işin neresinde diyeceksiniz birazdan, biliyorum ama bağlayacağım. Yesevi dervişlerinden birkaç tanesinin ismi de var. Sarı Hafız, Sultan Alparslan. Hani burada Malazgirt Savaşı'nda yenince Roman Diyojen'i esir ediyordu. Sonra geri gönderiyordu hatırlarsanız tarih olarak. Geri gönderdiğinde yanında gönderiyor. Sarı Hafız diye bir adam. Bu adama diyor ki sen diyor oraya yerleşeceksin, İstanbul'a. İstanbul'la ilgili malumatları bana vereceksin. Bu adam da yerleşiyor. Ama ne olarak yerleştiğini söyleyeyim. Rahip olarak. Ayasofya'nın içinde bir rahip olarak. Ve yıllarca orada kalıyor. Müslüman olduğunu bilen yok. Yani hiç kimse onun Müslüman olduğunu, nereden geldiğini, niye böyle bir şey yaptığını bilmiyorlar. Sadece bir kaynakta görmüştüm. İsminin Kadmus olabileceğiyle ilgili bir şey var. Kadmus doğulu demek Latince'de. Öyle olabilir diyorlar sadece ama bilmiyoruz hiçbir şeyi. Bu adam hiçbir şey yapamamış. Yani evet, Alparslan'a bilgi göndermiş ama o dönem için hiçbir şeye yaramamış. Ama aradan 400 yıl geçince, neredeyse 380 yıl işte, 1453 yılına gelindiğinde Fatih Sultan Mehmet'le ilgili şöyle bir şey yazar tarih kitaplarında. İstanbul'un içinde adamları vardı, ajanları vardı, onlardan hep bilgi aldı diyor. Rahiplerden bilgi aldı diyor mesela. Bazı araştırmacıların söylediği şey şu. İşte o Fatih Sultan Mehmet'in içeriden bilgi aldığı, yani kusura bakmayın biraz da heyecan olsun diye burada bırakıyorum. Bilgi aldığı kişi işte o Kadmus'un soyundan gelen, devam eden insanlardı. Hayal ne kadar büyüktü anlayın diye söylüyorum. Ertuğrul Gazi'nin hayali de buydu. Alparslan'ın da hayali buydu. Fatih Sultan Mehmet'e kadar gelirken aynı damardan aynı hayal geldi. Ve hocaları da enteresan şekilde aynı silsileden gelirler. Yani nasıl ki sultanlık babadan oğula geçiyorsa, sultanların yanındaki hocalar da birbirlerinin hocaları ya da talebeleri. Yani Akşemseddin'in hocası... Eyvallah, zahmet oldu hocam ya. Akşemseddin'in hocası... Aynı şekilde Fatih'in babasının hocası falan diye silsile Ahmet Yesevi'ye kadar geliyor. Arada ne olduysa, her ne olduysa hep bu hayal üzerine oldular. Geri gitmediler.
Moğollar bir taraftan geldi ki Moğollar acayip bir şekilde geliyorlar. Bir dertleri yok, toprağı aldık, burada yaşadık falan filan değil. Geliyorlar, vuruyorlar, öldürüyorlar. Hatta ağacın kökünü, her şeyi yakıyorlar, yıkıyorlar, geri çekilip gidiyorlar. Bir amaçları yok adamların. Sonra bir daha geliyorlar, bir daha yapıyorlar. Hatta meşhur darb-ı meseldir artık. Bir yerden Moğol'un geçtiğini nasıl anlarsın? Denizden, pardon, ırmak, kızıl ya da siyah akıyorsa Moğol geçmiştir. Yani kızıl kan, siyah mürekkep. Kitapları, kütüphaneleri de yok ediyorlar. Öyle adamlar. Bir taraftan da Haçlılar geliyor ama bizimkiler ısrarla direniyor Anadolu'nun ortasında. Yani ne çekilip gidiyorlar, ne işte tamam ölüyoruz o zaman deyip bırakıyorlar. Bırakmıyorlar, ısrarla ileri gitmeye çalışıyorlar. Aynı dert, aynı dava. İleriye kadar gideceğiz. Nereye kadar gidersek. Ya onun için Balkanların ortasında bile hala o zamanki Ahi dervişlerinin falan, Yesevi dervişlerinin mezarları var. Yani Sarı Saltuk da bir Yesevi dervişidir. Ahi Evren de mesela bir Yesevi dervişidir. Nasreddin Hoca da mesela bir Yesevi dervişidir. Enteresandır ama öyledir. Onu da belki başka bir zaman olur anlatırım ama geçiyorum. Anadolu'dan vazgeçmek istememişler. 1915'e geldiğinde de olan şey aynısıydı. 1915'te aynen şimdi nasıl kıvranıyorlar. Girerken kardeşime dedim ki içeridekiler içeride gördüğüm kadarıyla herkes tanıdığımız ablalarımız abim rahat rahat konuşabilir, sağlı sollu vurabilir miyim dedim. Yani dışarıda olan mevzu. Tabii hocam rahat konuşun dedi. Onun için biraz daha rahat konuşayım. Şimdi de böyle kıvranmalarının sebebi aynen o zamanki sebep. Yani daha açık söyleyeyim. Hollanda'da olan mevzuları siz hepiniz izlediniz. Tasmadan boşalmış it gibi saldırmalarının sebebi o zamankiyle aynı sebep. Dertleri şu. Cemil Meriç çok güzel anlatır onu. Diyor ki bütün camileri de yaksak. Bütün kitapları da Kur'anları da yaksak. Bütün minareleri de yıksak. Hristiyanların, Batılıların gözünde Haçlı seferlerinin eli kılıç tutan cündileriyiz, askerleriyiz. Yani Müslümanız. Yani düşman. Ne yaparsanız yapın. Ne olursa olsun onların gözünde biz buyuz. Ve hiçbir zaman Olimpos Dağı'nın çocukları, öyle söylüyor Cemil Meriç, Hira Mağarası'nın çocuklarını kabul etmeyecekler. Bunlar zaten bunu biliyoruz. Yani zaten biliyorduk bunları. Bunların bunları yapmasından başka bir şey beklemiyorduk. O zaman da aynısını yaptılar. 1915'te buraya kadar geldiklerinde onların bir derdi yoktu. Toprak bizim, vatan bizim, asker bizim. Sen niye buradasın diye sorduğunda siz bize darbeyi vurmuştunuz önceden diyor. Kosova'da da aynısını söylemişlerdi. Bosna'da da aynısını. Kosova Savaşı'nda siz bizi yendiniz. Siz Müslüman Türklersiniz diye öldürdüler Bosnalıları. Aynı şeyi burada da onu yapmak için geldiler. Tamamen yok etmekti dertleri. Ama karşılarında enteresan bir şey oldu. Yani bu Çanakkale Savaşı'ndan bahsediyorum. 15 Temmuz'da. Aynı şeye bağlayacağım. Evet, doğru söylüyorsunuz. Yani oraya da bağlayacağım mevzuyu. Karşılarında duran enteresan bir millet vardı. Top yok, silah yok, aç karnına. Bir daha söylüyorum, aç karnına. Hiçbir şey yemeden. Yani o sadece o gördüğünüz liste çok yayınladılar bunu diye hepimiz biliyoruz işte günde şu günde bu falan. İnanın o da yok. Aynen şöyle şeyler yazıyor o zaman gelip Türklerin arasında gezen Avrupalı tarihçilerden artık insaflı olanları da şunları yazıyor. Ayakkabılarının meşinlerini kemiriyorlardı diyor. Yani ayakkabılarının, çarıklarının, meşinlerinin altlarındaki kösele var ya, onu kemiriyorlardı diyor. O kadar kemiriyorlardı diyor. Bunlar kim? Yani sizin dedeniz, benim dedem ya da dedemizin babası falan neyse yani. Biz yani biz de hangisi şurada hangisi bu diyemiyoruz. Halep'ten de geldiyse bizim. Efendim. Buyurun. Evet. Buyurun. 93 harbinde dedemin babası Rize'den bu Rus savaşında işte tam 4 yıl savaşıyor. Kendisi de süvari başı. Süvari başı olduğu için de bir süvarinin en önemli şey atıdır. Evet. Bilhassa bu Osmanlı askerleri o kadar fakir yoksul ki dedem yani büyük dedem babama anlatmış. Dedi ki evladım biz o zaman öyle bol yiyecek yok. Arpayı dedi atımıza yediriyorduk. Çok özür diliyorum. Yani nereden evet. geldiğini bilmiyorum için diyorum. Atın dışkısını yıkıyorduk ve içindeki arpa tanelerini tek tek seçip su ile yıkayıp ondan sonra pişirip yiyorduk.
Aynen benzerlerinin aynıları teşekkür ederim bu arada hocam. Aynıları Çanakkale'de var. Ama enteresan bir şey daha var. Bunu özellikle söyleyeyim. Ben Çanakkale ile ilgili bir kitap yazarken şimdi herkes tabii ki kendi açısından bakıyor bazı şeylere. Yani mesela sizlerin yaşlarınız icabı benden büyüksünüz. Bakışınızla benim bakışım doğal olarak hem aynı değil hem de yani kusur aramıyorum ne benimkinde ne sizinkinde ama aynı yerden bakmamız mümkün de değil. Benimle de işte 16-20 yaşındaki bir çocuğun aynı şekilde bakması aynı değil. Şimdi şunu yapmak istedim. Biz gençlere anlatalım istiyoruz bu ruhu. Yani Çanakkale ruhu diye bir şey var. Yani siz az daha zorlasaydım biraz önce anlatmaya başladığım şeyi ayakkabılarını kemirmişler diye devam etseydim ağlayacaktınız. Ama ben istiyorum, ağlayın istiyorum bu arada o ayrı bir şey de bence ağlayan insan anlayan insandır o ayrı bir durum ama ben aynı şeyi sizden işte çocuklarınız yaşındaki 15 ile 20 yaş arasındaki çocuklar da hissetsin istiyorum. Ben anlattığımda mümkünse onlar da ağlasın istiyorum mesela. Ama biz şunu yapamıyoruz. Çanakkale ruhunu o çocuklara nasıl anlatacağımızla ilgili net bir şeyimiz yok. Yani şurada temsilen bir Çanakkale'yi anlatmak, Çanakkale ruhunu o çocuklara anlatmak demek değildir. Bunu yapamadık hiçbir zaman. Ben şunu düşündüm. Kardeşim Çanakkale'yi anlatacağız, bu gençlere anlatacağız. Bu gençler kaç yaşında? 15-20 yaşında. 15 ile 25, 20 yaş arasında. Bu çocukların hayatına dokunacak bir şeyle anlatayım. Nasıl? Çok kolay. Aradığınız zaman bulacağınız şey belli zaten. 15-16 yaşında Çanakkale Savaşı'na giden çocuklar vardı. Biliyorsunuz. Çok söyledik. 15'liler. Aslında bu çocuklar 15 yaşında oldukları için değilmiş bu arada. 1315 doğumlu oldukları için. Yani hicri olarak 15 doğumlu oldukları için 15'liler. 16, 17, 15 neyse o yaşlardalar bu arada yine. Ama bu çocukları anlatan bir roman yok. 15-16 yaşında Çanakkale Savaşı'na giden çocukları anlatan gençlere biz bu çocuk dediğimiz bu şimdiki çocuklara anlatacağız diyoruz ya. Onlara anlatabileceğimiz bir roman, bir kitap yok. O yaştaki çocuklara anlatacak. Bu çocuk bununla anlayacak. Ben de bunu dert edindim aslında. 15-16 yaşındaki bir çocuk, az önce söylediklerimi düşünerek hatırlayın. Çanakkale denilen bir cehennemin ortasına. Gerçekten de öyle. Havadan mermi yağıyor. Bir taraflardan toplar düşüyor. Bu çocukların önlerinde insanlar paramparça oluyor ve bu çocuk 15 yaşında. Varsa 15 yaşında çocuğunuz düşünün. Benim 16 yaşında kardeşim var. Şimdi onu düşünüyorum. Bunu yazarken de onu düşündüm mesela. Ne yapabilirdi yani bu çocuk? Ne düşünürdü? Gitmeyi düşünürdü. Gecelerce anne anne diye ağlamışlardır mesela muhtemelen. Annelerini özlemişlerdir mesela. Gecelerce ağlamışlardır. Yanında ölen birini, parçalanan birini gören bir çocuğun ne hissettiğini hayal edin mesela. Aç karnına şehit olan 15 yaşındaki çocuğu düşünün mesela. Sadece şehit olmaktan bahsetmiyorum. 3 gün hiçbir şey yemeden aç karnına şehit olan, oruçlu oruçlu, oruç tutmaya başlıyorlar bir yerden sonra. Çanakkale Savaşı sadece 18 Mart değil, neredeyse 1,5 yıla yakın sürüyor. O kadar süre boyunca yaşıyorlar bunların hepsini. Babasını görüyor çocuğun bir tanesi, böyle bir hikaye var. Babası da gitmişti savaşa, babası Balkan Harbi'nde, kendisi köyde tek. Artık yani hangi köyse, her köyden gidiyorlar çünkü. Babası da Balkan Savaşı'nda. Abisi bilmem hangi cephede. Kimse yok. Köyde bir anası var, bir kendisi var. Hiç kimsesi yok. Askerler geliyorlar. Daha da lazım, asker lazım. Yok ki kimse yok mecburen. Köyleri dolaşıyorlar ki katılabilecek kimse var mı? 15-16 yaşındaki çocukları da alıyorlar. İsteseler de istemeseler de mecburlar buna. Anası orada tek başına kalıyor köyde. Ne yer, ne içer. Hadi giden belli şehit olacak da kalan ne olacak? O da var. Öyle bir durum da var yani. Çanakkale Savaşı'na, Çanakkale'ye, cepheye geldiğinde ben bunu bir kitaptan falan okumadım. Bir belgeselde izledim. Yaşayan adam anlatmış. Yani bu anlatacağım şeyi. O kadar tuhaf hissettim ki kendimi. Yani onu yaşayan biri bunu nasıl bunu katlanabilmiş diye. Çocuk savaşa geliyor. Çanakkale cephesinde giderken umudu da şu aslında. Babamı da görürüm belki. Babası Balkan Savaşı'nda ama Balkan cephesinden Çanakkale'ye getirdikleri askerler de var. İşte yanındaki taburla beraber, askerlerle beraber giderken ileriden birini görüyor. Öyle görünce birden çocuk çıldırmış gibi bağırıyor babam diye. Koşmaya çalışıyor, gitmeye çalışıyor. Askere izin vermiyor diyor. Ne oğlum ne babası, nereye gideceksin falan. Babam diyor komutanım, babam o benim babam. Gidiyor koşa koşa gidiyor adamın boynuna atlıyor, sarılıyor. Adam buna öylece bakıyor. Adam tanımıyor çocuğu. Adam gittiğinde çocuk daha küçücük çocukmuş doğal olarak. Yani şimdi de büyük değil ama o zaman daha küçükmüş. Görüyor, tanıyamıyor. Nasıl diyor, baba benim diyor, İbrahim diyor. İsmi de İbrahim'miş adamın. Benim İbrahim diyor hatta anlattığı şekliyle söyleyeyim. Benim İbrahim diyor. Adam şaşırıyor, ne diyeceğini bilmiyor.
Oğlum ben seni öldü zannettiydim diyor. Adam tek dediği şey bu. Sonra ikisi de ölüyor bu arada. İkisi de şehit oluyor. Aynı yerde, aynı şekilde ikisi de şehit oluyor. Efendim hocam. Şimdi söylemiş olduğunuz şeyler kesinlikle haklısınız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Çocuklara, talebelere ve insanlara bir şeyleri anlatsak olayları içine sokmak lazım. Cümlelerimizi sağlamak lazım. Mesela bak 1989 yılında ilk defa ben Çanakkale'ye babam, annem, kız kardeşim beraber ve bütün Çanakkale'ye dolaştık. Şehitlikten dolaştık. Yıl 1989 Temmuz ayı. Ve hiçbir tane insan yok şehitliklerde. Ve bizim şehitliklerimizi mezbeledik ama İngilizler, Fransızlarınki tam onarılmış vaziyette. Hı hı. Hayır şu an tamam, ben bina olarak söylüyorum. Ve Avide'deyiz, bir askeri araç geldi. Hiç kimse yok. Askeri araçtan bir yaşlı beyefendi ve hanımefendi indiler. Ve geldiler, konuşuyoruz, tanışıyoruz. Tanıştık kendileriyle. O beyefendi, orgeneral Tekin Arıbulut. Hamamın komutanı. Ve bu 57. Alan komutanı Hüseyin Avni Bey'in, Yerbay Hüseyin Avni Bey'in oğluymuş. Ve eşi de Yasada'da yargılanmış avukat Perihan Arıbulut. Onlar Ankara'da ikamet ediyorlar ve arkasından sabah namazından kalkmadan önce bir rüya görüyorlar. Rüya neticesinde işte bütün askerler, şehitlerimiz ellerini kaldırıp askerlerin ellerini kaldırıp ellerine bayrak. Hı hı. Ve Perihan Hanım diyor ki paşaya, paşam diyor Çanakkale'de fevkalade bir durum var, acil gitmemiz lazım. Ve namazı kılar kılmaz Çanakkale'ye gidiyorlar. Bütün şehitlere dolaşıyorlar, hiç kimseyi rastlayamıyorlar. Ve diyorlar ki işte kızım ben size rastladım. İşte babamla bize sormadınız. Daha ziyade işte dediler sen ne yapıyorsun, okuyor musun? Dedi ben Kur'an söylüyorum. Ve öyle deyince Allah razı olsun muhatap aldılar beni. Ve paşam anılarını anlattı. Yine Perihan Hanım anılarını anlattı. Ve şunu söylediler. Dediler ki bizi Ankara'dan buraya getiren o bayraklar sizsiniz. O askerlerin ellerini kaldırıp bayrak aladığı bayraklar sizsiniz. Ve sizlere emanet ediyoruz. Bu nedir? Çanakkale'yi siz anlatacaksınız. Bu ruhu siz anlatacaksınız. Bakın şunu demek istiyorum ben. 1989 yılına kadar evet Çanakkale ile ilgili kitaplar okudum. Tarihi ben de meraklıyım. Ancak o orgeneral Tekin Arıbulut'un anlatmalarıyla beraber ben olayın içerisine girdim. Hı hı. Ve sonra arkasından ne oldu? İşte tabii ki gemiciler, herkes gemilerimiz götürmeye çalıştı. Ve şu anda elhamdülillah, biraz önce arkadaşımızın dediği üzere 15 Temmuz'la beraber bütün insan, bütün Türkiye, bütün gençlik çok şükür Çanakkale ruhunun içerisine girdi. Evet. Yani olayları içine sokmak lazım. Aslında tam burası ama ben mesela iş dediğiniz tarafını kabul ederek söylüyorum. Kestirmeden şey olsa sonradan eklensin. Sonradan soru soralım. Tamam hiç problem yok yani devam ediyoruz. Şöyle tarafını düşünüyorum size söylediğimin üzerine. O gençlere anlatacağımız tarafı var ya onların dilinden biraz olmalı gibi geliyor bana. Yani yoksa dediğiniz çok doğru ama şimdi biz gençlerin dilini çok açıkçası yani çözemiyoruz demek istemiyorum ama ya o dilden konuşmayı da çok istemiyoruz yani öyle bir şey de var. Yani bu çocuklar ne yapacak kardeşim diye düşündüğümüzde verecek bir cevabımız yok. Ama bir şey var. Bu Çanakkale meselesinden az önce söylediğiniz yere bağlayacağım derken onu diyeceğim. Ben çok şehir geziyorum. Şehir şehir konferanslara gidiyorum. En çok duyduğum cümlelerden biri şuydu. Kendi babam da dahil bu arada. Yani bunu özellikle söylüyorum. Ben ilk radyo programı yapmaya başladım. İlk televizyon programına çıktım. Eve geldim. Gerçekten kendimi böyle megastar falan gibi hissettim. Yani bana yer gösteriyor. Babam ayağa kalkıyor neredeyse. Yani böyle ne yapacağını şaşırmış adam. İkinci program, üçüncü program olduktan sonra bakkaldan gelmekten hiçbir farkı yoktu. Yani hatta radyo programı yapıyoruz. İşte mesajlar geliyor falan böyle insanlar. Ya hocam yayın güzel, şu güzel, bu güzel falan. Benim babam ticaret yapar. Şöyle bir mesaj, herkesin mesajı okuduğu yerin altına. Gelirken kamyoncudan irsaliyeyi almayı unutma. Anadolu'da bir tabir vardır, bilmiyorum biliyor musunuz diye. Ev danasından öküz olmaz yani sözüm meclisten dışarı. Böyle bir tabir var. Böyle yani ne yaparsanız yapın böyle. Ne olursa olsun böyle yani. Siz ne kadar değiştirmek isterseniz isteyin. Bu durum böyle. Anlamıyoruz çocukları, konuşamıyoruz onlarla falan. Hep duyduğum şey de şu. Ya bu gençlerden bir şey olmaz. Hep duydum bunu. Çok duydum. Ben İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Yani açık söyleyeyim ben İmam Hatip Lisesi'nde bir kere
2000 girişliyim, 2004 çıkışlıyım. Yani o... Yok, ben hiç kaçmadım. Sonuna kadar durdum. 50 kişiyle beraber okulun sonuna kadar durduk. Okul kapanmasın diye özellikle 50 kişiydik okulda. Hiç kimse çocuğunu almamıştı. Çatalca mezunuyum. Ya çok da memnunum. İyi ki böyle bir şey yapmışım. O ayrı bir durum ama o zaman hiçbir tane öğretmenimin gelip de oğlum bak al şu kitabı oku dediğini hatırlamıyorum ben. Bir kere hatırlamıyorum. Hiç abartmadan söylüyorum. Ki benim okuduğum dönem sizin bildiğiniz o en zor dönemlerden sonrası. Aradaki dönem yani bu benim kitabım. Ki o zamanı bile böyleyse öncesi nasıldı onu anlayamıyorum. Hani yapamazsın dedikleri şeyi söyleyeyim diye söylüyorum. Biz televizyon programı yapıyoruz. Ramazan programı. Yavuz Bahadıroğlu'nu tanıyorsunuz. Yavuz abiyle beraber yapıyoruz. Ya 30 kişilik ekipte bir Yavuz abi bir ben mi oruç tutarız yani? Buradan çıkaracağım şey şu. Ulan bir tane kamera tutacak adamı da mı yetiştirememişiz? Yetiştirememişiz çünkü yapamazsın demişiz. Ya ne işin var senin? Gençsin, kafan basmaz. Çocuksun sen daha anlamazsın. Günah, ya, demişler. Günah demişler dediğiniz gibi. Televizyonla ne işin var? Onunla bulmam olmaz. Ya olmaz diye meydanı bu adamlara boş bıraktığınız zaman onlar da doldurmuşlar. Şu anda çok fazla bizim de niye demeye hakkımız yok biraz da. Yani biraz da böyle bir tarafı var işin açıkçası. Hep bu cümleyi duydum. Gençlerden, bu gençlerden bir şey olmaz kardeşim. Bu gençlerden bir şey olmaz kardeşim. Ya 15 Temmuz olduğunda şöyle bir şey oldu. Bu gençler acayip bir şey yaptılar. Yani hani bu gençlerden bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz diyen var ya. Gerçekten söylüyorum bunu. Yüzlerini tam suratlarının ortasına öyle bir şamar vurdular ki. Net. Hem de hiç işe yaramaz dediğimiz gençler. Bunu bilerek söylüyorum. Yani buna bak ya bu serseri. Ya buna bak bu telefondan kafasını kaldırmaz ki dediğiniz çocuklar. 16 yaşındaydılar. Aynen Çanakkale'de bahsettiğim çocuklar gibi. 16 yaşındaydılar. Tankların önüne yattılar. Bilerek söylüyorum bunu. Yani ben mesela söylerken bile hala tüylerim diken diken. 16 yaşındaki bir çocuk hangi niyetle, hangi mantıkla, neyi düşünür de mesela gider koskoca bir tankın önüne yatar. Niye yatar ya? Ne olur da yatar? Yani ne verseler yatar mesela yani. Yani paramı verecek ne olursa. Olacak tek şey aynı mantık işte. Aynen o gen. O gen, o ruh, o niyet, o şey hala içinizde bir şekilde var. Böyle bir durum olunca da çıkıyor. Ben o gün bir röportaj izlemiştim 15 Temmuz günü. Bir tane adamla bu Ahsen TV mi ne var ya bir tane böyle sakallı bir arkadaş. O mikrofonu uzatmış konuşuyor. Genelde o da böyle biraz uç tiplerle konuşmaya çalışıyor ya. Konuştuğu kişi de ya neyse ne o tarafına ben şeyine girmiyorum sadece izliyorum. Mikrofonu uzattığı kişi de muhtemelen sarhoş yani çok belli. Ama adamın söylediği şey önemli. Kimin ne yaptığı, niye sorduğu falan onlarla ilgilenmeden söylüyor. Adam şöyle bir şey söyledi. 15 Temmuz'da ne yaptınız diye sordu. Adam şöyle dedi. O anda biraz sarhoş belli. Dedi ki, biz dedi meyhanedeydik. Ya biliyorsunuz meyhanedeydik dedi. Aynen bir anlattığı gibi anlatıyorum. Meyhanedeydik dedi. İçiyorduk dedi, yalan yok diyor. Biraz da böyle çekinerek konuşuyor. Karşısındakini sakallı gördüğü için herhalde. Yalan yok diyor, içiyorduk diyor. O anda diyor bir yaşlı bir amca var diyor. Televizyonda bir şeyi gördük diyor. Tanklar diyor köprüde. Yaşlı bir amca var diyor. Orada hep oturur diyor. Herhalde o da oranın alim zatı, bilgili kişisi bilmiyorum. Darbe oluyor dedi diyor. Yani böyle elini kaldırıp yani artık nasıl anladıysa adam. O deyince diyor inandık diyor. Darbe oluyor diye. Biz de diyor affedersin diyor. Boştuk diyor. Yanımızda bir şey de yoktu diyor. Mahalleye gittik diyor. Ne emanet varsa aldık diyor. Ne yaptık diyor. Ya bizim mahalle biraz pistir diyor bu. Ondan sonra bıçak, ondan sonra sayıyor bunları tek tek. Döner bıçağı bilmem ne diye sayıyor hepsini. Onları aldık, nereye gittiniz diyor. Tankları durdurmaya gittik diyor. Ondan sonra durdurabildiniz mi diyor. Durduramazsak da ölürdük diyor. Bu adam sarhoş. Yani daha düz söyleyeyim, bizim bakış açımızdan, buradan bakarak söylüyorum. Bu adam yolda gördüğünüz zaman şu taraftan gidelim diyeceğiniz. Camiye yaklaştığı zaman... Kardeşim sarhoşsun girme camiye diyeceğimiz. Ya bunlardan bir şey olmaz bunlar ayyaş diyeceğimiz tırnak içinde söylüyorum. İnsanlar içlerinde var onların da var. Necip Fazıl diyor ya bu milletin sarhoşu bile nara atarken Allah diyor. Yani. Aynen öyle atar doğru söylüyor. Necip Fazıl böyle söylemiş. Aynı şey işte. Aynı ruh. Aynı gen. Ama karşınızda duran adamlar da aynı. Yani... Çanakkale'de duran da aynıydı. Malazgirt'te duran da aynıydı. Ahmet Yesevi dervişleri gönderdiğinde karşısına çıkanlar da aynıydı. Ya da 15 Temmuz'da duranlar da bugün işte bir şekilde ellerindeki itlerini nereye saldıracaklarına şaşırıp da işte
bence korkularından ne yapacaklarını bilemeyen adamların yaptığı da, o adamlar da aynı adamlar. Küfrün milleti tektir diye boşu boşuna demiyorlar. Gerçekten böyledir. Bunlar aynı adamlar. Aynı kafadalar, aynı dertteler. İstedikleri tek şey şu, biz yok olalım. İstedikleri tek şey şu, ezan sesleri sussun. İstedikleri tek şey şu, Kur'an dediğiniz kitap, onlar için söylüyorum, onların tarafından söylüyorum ki bunu söylemişlerdi. Çanakkale'ye geldiklerinde biz bunları nasıl yeneriz diye konuştuklarında lordlar kamerasında, biz bunların elinden Kur'an'larını almazsak yenemeyiz bunları demişlerdi. Ama ne zaman aldılar onu da söyleyelim. Bir güzellik yarışması olmuştu. Belki ismen biliyorsunuz. Keriman Halis Ece. 34. 30'larda. Keriman Halis Ece güzellik yarışması. Türkiye'de ilk güzellik yarışması yapıldığında Türkiye güzeli seçiliyor. Babası bile şaşırıyor. Bu çirkin kızı nasıl güzel seçtiler diye. Gerçekten babasının da şeyleri var. Sonra dünya güzellik yarışmasına katılıyor. Dünya güzellik yarışmasında da dünya güzeli seçiliyor. Enteresan bir şekilde. Ondan sonra adamlar itiraz ediyorlar. Kendi kayıtlı şeyleri var. Yani o zaman yazdıkları neyse, rapor mu artık neyse adı, onlardan onlar var. Adamın adı da var da şimdi hatırlayamıyorum. Bu böyle birden irticayla geliştiği için konu. Adamlar itiraz ediyorlar. Diyorlar ki işte jüri başkanına, jüri heyetinin başkanına. Başkanım diyorlar, yani biz bu kızı seçtik ama bu çirkin yani. Yani bunu niye seçiyoruz, bu Türk kızını? Yani burada bunu birincilik verirsek kazanan mazanan yok, böyle bir şey olmaz. Dediklerinde başkan şöyle diyor. Siz diyor yanlış düşünüyorsunuz. Bugün burada kazanan o gibi dursa da kazanan o değil, biziz. Deyince hepsi şaşırıyor. Nasıl diyor? Bugün diyor bize asırlardır karşımızda durup da İslam'ı savunan Osmanlı'nın bir torunu. Kız karşımızda, affedersiniz bunu tırnak içinde söylüyorum, yarı çıplak bir halde buraya gelip birinci olmak istedi. Biz onu birinci seçeceğiz. İşte o zaman galip gelmiş olan biz olacağız. Deyip içkilerini tokalaşıp, ne diyorlar ona? Tokuşturup içiyorlar. İçtikleri şey sadece bence o içki değil işte. O zamandan beri de Müslümanların kanını içiyorlar. Yani bugün olan şey şu. O gün Suruç'ta gördüğümde hissettiğim de oydu. Dünyada insanlığı haykıracak, insanlığın umudu olacak bir tek biz kaldık. Bir tek siz kaldınız işte. Ben, siz, hepimiz, kimsek yani. Biz de gerçi birbirimizi yemekten fırsat bulursak o tarafı da var. O ayrı bir mevzu, onu geçelim. Suriye'de çocukların evlerine bombalar düşüyor. Bize diyorlar ki susun kardeşim, görmeyin yani. Ne göreceksiniz? Sizin ne işiniz var? Bomba düştüyse düştü. Senin ülkene mi düştü? Suriye'ye düştü. Düşsün. Boş verin diyor. Ümran'ı hatırlıyorsunuz değil mi? Yüzünün şurasından şöyle kan akıp koltuğa oturttukları ambulansın içinde bir çocuk. Hiç ağlamamıştı Ümran. Hiç ağlamamıştı. Bence en çok bize dokunacak tarafı o. Hiç sesi çıkmadı Ümran'ın. Şurasından böyle aşağı doğru kan akıyordu. Ama hiç sesi çıkmadı Ümran'ın o arabanın içinde otururken. Ümran 7-8 yaşlarında falandı. Hiç kimsesi yoktu. Annesi, babası neredeydi? Hiçbiri yoktu orada. Muhtemelen onlar da bir bombanın altında, enkazının altında kalmışlardı. Ama hiç sesi çıkmadı Ümran'ın. Bize onlar diyor ki o Ümran'ın yüzüne bakmayın, görmeyin onu. Onlar görmeyin diyor diye görmeyecek miyiz yani? Çanakkale'de dedikleri de buydu. Biz bırakın gideriz. Mazlum, zulüm, bilmem ne, bunları boş verin siz. Bırakın, geçeceğiz, Anadolu'ya gireceğiz, gerekirse öldüreceğiz demişlerdi. Ümran'ı da görmeyin dediler. Hatta yetmedi. İlk bombada Ümran kurtuldu. İkinci kere bombalayıp öldürdüler Ümran'ı. Koskoca dünya. Hepiniz için söylüyorum. Koskoca dünya. Bir tane 7 yaşındaki çocuğu sığdıramadı. İkinci kere bombalayıp öldürdü. Ve bizden başka ses çıkaran bir tane Allah'ın kulu da olmadı. İnsan mı bunlar? Şimdi siz söyleyin. Bunlar insan değiller. Aynen öyle demişlerdi. Çanakkale'de biz dedi Churchill, insanlarla değil, Allah'la savaştık. Allah'la savaştık. Türklerle değil, Allah'la savaştık. Ve elbette yenildik. Burada olan şeydi o. Onlar şu anda, onların şu anda karşı durduğu şey din, iman tabii ki haşa. Yani orada demeye çalıştığı şeyi anlatmak için söylüyorum. Çalıştıkları, savaştıkları şey o çocuklar ya da oradaki insanlar değil. Onların savaştığı şey insanlık değil tek başına. İslam, İslamlık. İnsanlığa da savaşıyorlar. Yok etmek istiyorlar. Ya da bu tarafta Aylan bebeğin, hatırlıyorsunuz değil mi? Yüzü koyun bizim sahilimize vurmuştu. Onu da görmeyin diyorlar bize. Onu da görmeyin diyorlar. Ona bakmayın. Siz niye bakıyorsunuz diyor ya. Biz de görmeyelim diyoruz. Daha fazlasını da sayayım mı? Bomba düşen çocukları ellerinde paramparça olan insanları, anneleri görmeyin diyorlar. Çünkü onların bildiği tek şey şu. Onlar şunu biliyorlar. Bunlar Müslüman ve ölsünler. Ama biz hiçbir zaman bunu yapmadık. Osmanlı'da, Selçuklu'da ecdadımızın hiçbiri şehir fethetmek için gelmedi buralara.
Bunu gerçekten inandığım için söylüyorum. Slogan olsun falan diye değil. Gönül fethetmek için geldiler. Gönülleri aldıkları için hala Bosna'daki insanlar bizim için haykırıyor. Bir arkadaşım var. Ben bir dönem Ürdün'de okudum Arapça öğrenmek için. Bir seneye yakın kalmıştım. Buraya geldi. Yani 4-5 senedir o da burada yaşıyor. Hiç konuşmamıştım böyle mevzuyu. Evlerine de çok gittim ama yani demek ki yeri gelmedi. Bir konuşmanın içinde burada konuşurken yakın bir zamanda dedi ki ablamın ismi dedi Türkiye. Nasıl dedim ya? Yani ablanın ismi Türkiye mi? Dedi, Türkiye yani ablamın ismi Türkiye. Ve çok normal bir şey yani onun için bu. Demek ki tek değil bu yani. Birkaç tane daha falan var demek ki böyle isim koyar. Bir çocuk ismine niye, bir baba çocuğunun ismine niye Türkiye diye isim koyar ya? Çocuğuna niye Türkiye diye isim koyar ya? Yani çocuğunuza siz Suriye diye isim koyar mısınız? Ya da ne Fransa? Yani koymaz, kimse koymaz ya. Niye koyar? Somali'de kız çocuklarına İstanbul diye isim veriyorlar. Niye? Hindistan'daki, Aceh'deki, ondan sonra Myanmar'daki Müslümanlar Kuzey Yıldızı deyip Osmanlı'yı bekliyorlar hala. Umudu sizsiniz, anlamıyor musunuz? Biziz yani, hepimiziz. Onlar bizden bir şey bekliyorlar. Onlar bizi bekliyorlar. Çanakkale'de nasıl karşı durduysak, bu tarafa geçip Müslümanlığı yok etmesinler diye durdurduysak, şimdi de aynısını yapacağız diye bekliyorlar. Biz düşersek onlar düşecek. Biliyorlar bunu. Bir televizyon programında izlemiştim. Bir hoca anlatmıştı. Bu arada vaktimiz ne kadar hocam? Ben böyle devam ettim gidiyorum ama muhabbet güzel oluyor diye. Yani inşallah öyledir. Hiç arada bir alkış yok, bir şey yok. Ses gelmeyince ben ne yapacağımı şaşırdım. Alkış yiyeceğiniz yerde söyleyeyim mi diye düşündüm. Şimdi hepiniz hocasınız. Nerede? Şurada, burada alkışlanacak diyeyim mi diye düşündüm. Dedim şimdi hoca hepsi bir şey de diyemiyorum. Kızıyor, kızar mısınız diye de korkuyorum. Ha tamam pardon özür dilerim hocam. Yani burada bir şey oldu ama kime olduğunu bilmiyorum. Bana değiller herhalde. Birine bir şey oldu. Onlar bunu anlamadılar. Hikaye anlattığı şey şuydu hocam. Diyor ki Bosna'ya gittik diyor gezi için. Yardım kampanyası yapmışlar diyor. Bosna'ya yardıma gittik. Bosna'da olanları hepiniz biliyorsunuz. Ayrıntılı anlatmayacağım. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Gittik diyor. Artık erzak falan götürmüşler herhalde. İnsani ihtiyaçlarını götürmüşler. Dediler ki diyor bana, bu söyleyen de bir profesör bu arada. Adını da unuttum hocanın şimdi. Dediler ki ya hocam şu tepede, şu dağ köyü, tepelik bir yerde bir tane teyzemiz var. O teyzemiz fakir, kimsesiz, ona bir yardım edelim. Yani ona da götürelim. Kimsesi yok, etrafında ev de yok. Tamam götürelim dedim diyor ama yol yok. Sırtımıza yükleyip diyor götürdük. Sırtımıza yükledik, götürdük diyor. Kapıyı vurduk, bir tane teyze gerçekten çıktı. Daha selam veremeden teyze dedi ki bize diyor Türk müsünüz? Öyle deyince diyor ne diyeceğimi şaşırdım yani niye böyle bir şey söyledi teyze? Evet teyze Türkiye'den geldik Türk'üz deyince diyor biz diyor asırlardır sizi bekledik. Neredeydiniz? Biz asırlardır sizi bekledik. Niye gelmediniz? Burada zulüm varken, herkesi öldürürlerken biz siz geleceksiniz diye bekledik. Burada bizi bu şekilde aç susuz bırakırlarken siz geleceksiniz diye bekledik. Bugün bile ben bu dağ köyünde tek başıma dururken, burada tek başıma dağın başındaki bir evde açken bana yemek getirecek birinin Türk olacağını ben biliyordum diyor. Hoş geldiniz. Bu adamlar aynen böyle düşünüyorlar. Bosna da bizimdir onun için. Halep de bizimdir. Filistin de, Gazze de bizimdir. Bunların hepsi bizim, bizdir, onlar da bizdendir. Ama onlar bize, diğerleri bize susun diyor. Unutun. Yok onun için şimdi kıvranıyorlar. Onun için Hollanda, Hollanda değil, tek mevzu onlar değil. Bunların hepsinin yediği kapı aynı. Yani tırnak içinde söylüyorum, söylemek istediğim her şeyi de söyleyemiyorum. Onlar bunun için saldırıyorlar hala. Yani onlara vurduğumuz o tokatları biliyorlar. Geri gelip böyle intikam almaya çalışıyorlar ama almaya çalıştıkça batıyorlar. Çünkü ölüyorlar, yok oluyorlar. İnsanlık diye bir şey yok. İnsanlık dediğiniz şeyin umudu hala ve sadece biziz. Yani boşu boşuna o çocukların cansız bedenleri bizim sahilimize vurmadı. Biz onların bedenlerini bile hala bu kadar zaman geçmesine rağmen ölmüş, bence şehit artık çocuk zaten. Bir çocuğun, Suriyeli bir çocuğun bedenini hala konuşuyoruz biz. Onlar şunu biliyorlar ama. Onlar kucağında çocuğuyla ne yapacağını şaşırmış bir şekilde sadece çocuğunu kurtarmak için koşan bir mültecinin ayağına çelme takmayı biliyorlar. Yerlerde yuvarlamayı biliyorlar. 35 bin diyorum ya 35 bin Suruç'ta 35 bin tane çadır kentin içinde toplamda Suruç'un hepsinde 50 bin tane Suriyeli. Sadece Suruç'tan bahsediyorum. Onlar bir tanesine bile insanlık yapamadılar. Bir tanesine bile yapamadılar. Çanakkale ruhu budur.
Biz onu çocuklara bunları anlatacağız aslında. Ne işimiz var bizim Halep'te diye soruyor adam bana ya. Gazeteye yazı yazmışım, mesaj, mail göndermiş bana. Ne işimiz var Halep'te? Ya ben anlayamıyorum o herifin burada ne işi var. Mesela onu çözemiyorum ben yani. Halep bizim kardeşim. Halep de bizim. Suriye de bizim. Ne bileyim nerede Müslüman ezan okunuyor Allah diyen varsa orası bizim ya. Biz eskiden beri böyle yaşadık. Yani Allah denen yer senindir kardeşim. Atının gittiği yer senindir. Gider miyiz? Gideriz. Şimdi kıvranmalarının sebebi karşılarında dik duruyoruz. Bir şey yaptıkları zaman höst diyecek biri var diye. Şimdi bunu da tırnak içinde söylüyorum. Tasmasından kopmuş gibi kıvranıyorlar. Çünkü karşılarında duracak biri var. Bu Müslüman öbür Müslümanlara benzemiyor diyor adam mesela. Dur diyor kardeşim bana diyor. Ama durmayacaksın diyor. Adamın o hadsizliğini siz de görmüşsünüzdür. Polis memuru Hollanda'daki açıklama yapmıştı. Eğer bakan diyor biraz daha ileri gitseydi vur emri vardı. Aynen böyle açıklama yaptı. Onların dedeleri de böyleydi. Onların dedeleri de böyleydi. Buraya geldiklerinde Çanakkale'de karşı tarafta Mehmetçik açlıktan ölüyordu. Yiyecek hiçbir şeyleri yoktu. Yakaladıkları, esir aldıkları İngiliz dalga geçiyordu. Duyduğuma göre açmışsınız diyordu mesela. Karşı taraftan konserve kutuları atıyorlardı. Yiyen Mehmetçik ölüyordu. Haysiyetsiz adamlar zehirleyip atıyorlardı. İçine zehir basıp atıyorlardı. Onlar bunu bilirler. Çok iyi de bilirler. Sadece Gazze meselesi, sadece Suriye, Halep meselesi, sadece Bosna meselesi değil yani. Çanakkale'de de aynısıydı. Daha öncesinde de aynısıydı. Gelip burada kendi dinlerinden olan Ortodoksları öldürdüler İstanbul'da. Hepsini katlettiler. Ayasofya'nın içinde yemedikleri, yapmadıkları pislik kalmadı. Ama işte biz geldik, onlar o zaman dediler. Latin başlığı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi yeğlerim diye. Bunu Hollandalılar da dedi ha. Şimdi bu saldıran Hollandalılar var ya, o zaman biz onları kurtarmıştık yine. O zaman bunlara yardım etmiştik o zulüm gördükleri zaman. Aynen öyle söylemişlerdi. Boyunlarında Osmanlı hilaliyle dolaşıyorlardı. Osmanlı bizi kurtardı diye. Şimdi işte bunun ne demek olduğunu, yedikleri kaba ne yapmak demek olduklarını siz de biliyorsunuz. Ya bunlar sadece böyle kıvranırlar. Çanakkale'de de böyleydi. Son bir şey anlatıp çok uzatmadan söyleyeceğim. Bilmediğiniz bir şeyi söylemek için söylüyorum bunu. Biraz mesele sanki dışarıdaymış gibi duracak ama değil. Şimdi Çanakkale'den bahsettiğimiz zaman hep aklımıza gelen Çanakkale'nin özellikle sanat, şiir tarafıyla Mehmet Akif Ersoy biliyorsunuz. Mehmet Akif Ersoy çok önemli bir adam. Çok fazla anlatıldı, çok fazla söylendi. Hala herkes referans verip anlatıyor, doğru. Ama Mehmet Akif Ersoy ile ilgili anlatmadıkları bir şey var. Çocuklara da anlatmadıkları. Mesela bir şeye dikkat ettiniz mi hiç bilmiyorum. Benim özellikle dikkatimi çekiyor. Belki de ben yanılıyorumdur. Okullarda şöyle arka taraflarında, kürsünün arkasında böyle tablolar var. İstiklal Marşı yazıyor. Bir tarafta Gençliğe Hitabe yazıyor. Ortada fotoğraf var. Mehmet Akif Ersoy'un fotoğrafı neredeyse hiçbir okulda yok. Yani ben hiç olduğunu görmedim. Yani özellikle gittiğim okullarda bile dikkat ediyorum. Yani zannettiğim şey şu. Yani çok görünmesini mi istemiyor insanlar? Yani bu belki de çok dikkat edilmedi. Yani çok ilgisini çekmedi kimsenin. Eskiden beri olduğunu hiç görmedim. Hatırlamıyorum onu. Ama şöyle bir dönemiydi. Yok, ondan değil hocam. Şöyle, 1960'lı yıllara kadar, 50'li 60'lı yıllara kadar böyle şeyler zaten yasaktı biliyorsunuz. Ne olduğunu anlatırsam daha iyi anlayacaksınız niyesini. Mehmet Akif Ersoy biliyorsunuz milletvekilliği de yaptı. Milletvekiliydi, devletin vekiliydi yani. Aslında baytardı. Ama uzun bir dönem Mehmet Akif Ersoy'un peşine hafiye takılmıştı. Bu adam vatana ihanet edebilir diye. Uzun bir dönem peşine hafiye taktılar. Mehmet Akif Ersoy bunu kaldıramadı. Şöyle bir adamdı mesela Mehmet Akif Ersoy. Dediğiniz gibi ödülü almadı ama üzerine girecek, aha da benim şu kabanım gibi bir kabanı bile yoktu. Üzerine giyecek şundan bir tane yoktu. Arkadaşı var şair Eşref Edip. Ondan istiyor ara ara. Yani hani kabanını giyeyim diye. Bir kere de arkadaş işte nasıl oluyorsa diyor ki ya o ödülü alsaydın bak bir tane kaban alırdın. Durumun ihtiyacın var. Dedikten sonra ölene kadar o arkadaşıyla konuşmuyor. Bir daha da ondan o kabanı falan almıyor. Bir kabanı yok üzerine giyecek. Yani böyle bir dönemden bahsediyorum. Ve milletvekili peşine vatana ihanet edebilir diye hafiye takıyorlar. Mehmet Akif Ersoy'un. Dayanamıyor, buna katlanamıyor, bunu kabul edemiyor. Mısır'a gidiyor. Evet, yani esasen mantığı bu. Yani kendileri git diyemediği için gitmesi her şeyi yapıyorlar yani. Gidiyor. Orada uzun bir dönem yaşıyor, pek çok şeyi biliyorsunuz. Tekrar geri dönüp burada da Mısır apartmanında
vefat ediyor. Benim anlatacağım bundan başka bir şey. Bir hatırada okumuştum. Kimin olduğunu hatırlasam, keşke söylesem siz de okusanız. Şimdilerde ya işte ne zaman yazılmıştı kitap? O zaman meşhur olan ya da yazar olan birinin o dönemde yazdığı, 1936 sanırım Mehmet Akif Ersoy'un vefatı. O zaman öğrenci olan biri. Diyor ki biz diyor İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciydik. Kütüphane çok yok. Bir kütüphane var. Oraya gidiyoruz diyor. Kitapları işte alıyoruz falan. Erken gitmişiz o günde diyor. Sabah erkenden gitmişiz. Karşı taraf kütüphane, bir karşısında da çay ocağı var. Erken olduğu için diyor çay ocağına oturduk, çay içiyoruz. O sırada diyor yoldan bir at arabası geçti. At arabasının üstünde de cenaze var, bir tane tabut. Biz baktık baktık diyor. Yani üzüldük de biraz diyor. Yani hani bu cenazenin kimsesi yok mu yani, yalnız sahipsiz. Yanında yürüyelim bari, birileri gelene kadar dedik diyor. Vaktimiz var. Yürüdük yürüdük, ne gelen var ne giden var diyor. Kimse gelmedi. Öyle olunca diyor ben de dayanamadım diyor. At arabasını kullanan araba dedim ki işte bu kimin cenazesi, niye kimse gelmedi? Mehmet Akif Ersoy'un cenazesi dedi diyor bana. Öyle deyince ben diyor ne yapacağımı şaşırdım. İnanamadım diyor. Yok canım yani değildir, mümkün mü dedim diyor. Adam ısrarla Mehmet Akif Ersoy dedi ama yine de inanmadım. En son diyor tabutu açıp yüzüne bakınca inandım diyor. İnanamam diyor ya. Mehmet Akif Ersoy milli şair. Ondan sonra milletvekili. Bu kadar önemli bir adam falan. Ne yapacağımızı şaşırdık arkadaşımla diyor. Paramız da yok diyor. Zaten diyor o zaman para pul zaten yok diyor. Biz de öğrenciyiz, yine yok diyor. Elimizdeki kitapları götürdük diyor. Şeyde sattık. Sahaflar Çarşısı'nda ikinci elciye. Sattık diyor. Oradan aldığımız parayla bir bayrak aldık. Bayrak bile yoktu üzerinde diyor. Bayrağı tabutunun üzerine örttüm diyor. Gidip öğrencilere haber verdik diyor. Mehmet Akif Ersoy vefat etmiş, cenazesi var. Öğrencilerin hepsi gelmeye başlayınca bu sefer insanlar da gelmeye başladı diyor. Mehmet Akif Ersoy'u diyor biz defnettik. Namazını biz kıldık. Öğrenciler olarak biz gömdük. Belki de diyor. Onun cümlesi bu, benim değil. Biz görmeseydik sahipsiz bir... Yani o daha ağır bir şey söylüyor aslında. Sahipsiz bir, yani bu onun cümlesi, tırnak içinde söylüyor. Sokak hayvanı gibi gömüp bırakacaklardı belki de diyor. Hatırası bu. Böyle bir adam Mehmet Akif Ersoy. Çanakkale şiirlerini okusun insanlar, doğru. İstiklal Marşı'nı okusun, doğru. Çocuklara çıkarıp Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nın kabulü diye tiyatro yaptırsınlar, doğru. Ama çocuklara bunu da anlatmaları lazım. Çok fazla lazım. Mehmet Akif Ersoy'un bir de oğlu vardı. Kitabın adını hatırlarsam okuyun diye söyleyeceğim ama Timahçı'dan çıkmıştı. 1915 yazı mı ne? Öyle bir kitaptı. Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatıyordu. Yani biraz oldu kitap çıkalı. Bu mevzuları da anlatıyor. İsmini çok bildiğiniz bir adam var. Çetin Altan. Çok da sevmediğiniz, hoşlanmadığınız bir adam falan, neyse. Bu adam bir televizyon programında, Sky Türk'tü sanırım. Dedi ki, Mehmet Akif Ersoy'la konuşuyorlardı, nereden geldiyse mevzu. Dedi ki, ben dedi onunla ilgili bir hatıram var, Mehmet Akif Ersoy'la ilgili, onu anlatacağım dedi. Anlattı. Bu Mehmet Altan'ın, Ahmet Altan'ın babası önünde biliyorsunuz. Ondan sonra, normal şartlarda bu adamdan bunu beklemezsin ama anlattığı şey hakikat. Sözün kimin söylediğine değil, sözün hakikat olup olmadığına bakmak lazım. Bir gün dedi, gazetede oturuyorum. Artık hangi gazetenin genel yayın yönetmeni ise bilmiyorum o zaman. Oturuyorum diyor gazetede. Sekreterim içeri geldi. Efendim sizi biri görmek istiyor. Tamam buyursun gelsin. Ama efendim dedi diyor. Yani çok pejmürde böyle yani kötü görünen bir adam. Gelsin olsun dedim diyor. Gelsin içeri. İçeri geldi diyor bir adam. Gerçekten diyor saç sakalı birbirine karışmış diyor. Ayakkabıları yırtık diyor. Üstü başı yamalı bir adam diyor. Buyurun hoş geldiniz dedim diyor. Buyurun oturun deyince ben diyor. Yok oturmaya gelmedim diyor. Sizden yardım istemeye geldim. Ya, para istiyor. Ben öyle, o öyle deyince diyor ben de tamam buyurun oturun yani yardım edelim gerekiyorsa ama tanışalım dedim diyor. Kimsiniz bilmiyorum dedim diyor. Hayır ben sadece yardım etmeniz için geldim. Edecekseniz edin, etmeyecekseniz gideceğim dedi diyor. Israr ettim buyurun oturun yani işte bir çay içelim falan deyince diyor. Yani kimsiniz onu da bilmiyorum, size nasıl yardım edeyim deyince ben diyor. Ben Mehmet Akif Ersoy'un oğluyum dedi diyor. Öyle dedi, ben ne yapacağımı şaşırdım diyor. Böyle kas katı kaldım. Sadece diyor cebimden cüzdanımı çıkarıp masaya koydum. Bana baktı, ben ona baktım diyor. Almadı diyor. Ne kadar verirseniz o kadar alacağım dedi diyor. Öyle deyince ben de cüzdanımın içinde ne kadar para varsa hepsini koydum. İçinden diyor ya 5 ya 10 artık o zamanın parası neyse. Az bir şey yani. Aldı, çekti gitti diyor. Durduramadım diyor. Yani o an diyor böyle şok oldum. Zaten onunla gidince diyor yığıldım kaldım oturduğum yerde ağlamaya başladım diyor. Ne yapacağımı da bilemedim. Ne olduğunu da anlayamadım zaten diyor. Hayatımda en pişman olduğum şeylerden biri budur diyor bu arada. Sonra diyor
Birkaç gün sonra bizim gazetenin ikinci, üçüncü sayfaları, böyle gereksiz haberlerin olduğu sayfalar var ya. Orada diyor en alt tarafta bir tane şey gördüm. Fotoğraf. Fotoğraf diyor benim odama gelen kişinin fotoğrafıydı. Yani Mehmet Akif Ersoy'un oğlunun. Yanında yazan yazı aynen şu. Mehmet Akif Ersoy'un oğlu bir çöp kutusunun içinde ölü bulundu. Ne hissettiğinizi biliyorum. Aynı şeyi ben de hissediyorum. Mehmet Akif Ersoy'un oğlu bir çöp kutusunun içinde ölü bulundu. Gerçekten de öyle oluyor. Açlık, fakirlik, kimsesizlikten Mehmet Akif Ersoy'un oğlu, bir daha söylüyorum, Mehmet Akif Ersoy'un oğlu. O şekilde ölüyor. Aynı dönemde şunlar oluyor. Aynı dönemde Devletin Bankası pek çok kişiye ölene kadar maaş bağlıyor. Pek çok kişinin çocuklarına. İsimlerini tek tek söylemeyeceğim. Hatta birkaç zaman önce bir tanesi, manevi kızlardan bir tanesinin çocukları dava açtı. Devletin bize şu kadar borcu var, şu kadar zamandır bize maaşı ödemedi diye. Ne maaşı? Hiç. Bağlansın bu çocuklara maaşı. Ama Mehmet Akif Ersoy'un oğlu aç karnına bir çöp kutusunun içinde ölü bulundu. Nereye bağlayacağım? Aynı şeydi işte Çanakkale'de aç karnına şehit olan çocukların yaşadıkları. Aynı ruh, aynı his. Hep de öyle oldu, hala da öyle oluyor, hep de öyle olacak. Ama sıkıntılı tarafı bence şu, çocuklara bunları anlatacağız işte. Vebali var mı? Bence çok büyük vebali var. Yani Mehmet Akif Ersoy ya da bunun gibi insanlar ne yaşamış? Bir kere hatırlamaz mı? Torunlarımız bizi hatırlamadı demeyecekler mi yani bu adamlar öbür tarafta yakamıza yapışıp bizim? Doğru, çocukların okuma alışkanlıkları yok, çok doğru söylüyorsunuz. Ama çocuklara okuma alışkanlıkları değilse bile, onlara bunu biz anlatacağız, mecburuz. Yani hepimizin yapacağı şey bu. Evet, doğru söylediniz. Yani madem hatırlattık, programın sonunda olmuş oldu. Yani birer Fatiha da gönderirseniz hepsinin ruhlarına çok sevinirim.